Değil. Çünkü bütün İslam alemi, dünya Türkiye'nin tekrar öne geçmesini ve lokomotif olmasını bekliyor. Liderlik bize has. Ve olacağız inşallah. Yürüyoruz, yürüyeceğiz. Türkiye'de adaletsizlik hadisesinin çözülmesi lazım. İstanbul'da Kartal'da bir adalet sarayı yapılıyor. Bir defa. Dünyanın en büyük adalet sarayı. Allah Allah. Niye? Millet birbirini yiyor. Herkes davada. Çünkü adalet sistemini değiştirirler. Kur'anlar yanlış kurdular. Ahmet Kabaklı'nın Temellerin Duruşması diye bir kitabı var. Temeller yanlış atılmıştır. Düşününüz. İsviçre Medeni Kanunu'na göre doğuyoruz ve evleniyoruz. Alman Ticaret Kanunu'na göre ticaret yapıyoruz. Fransız İdare Kanunu'na göre, Fransız kanunlarına göre idare ediliyoruz. İtalyan ceza kanunlarına göre ceza görüyoruz, mahkemelerdeyiz. Yalnız ölürken şeriate uyuyoruz. İslam kanunlarına göre de gömülüyoruz. Bu kadar çapraşık bir adalet sistemi olur mu? 2007'deki adliye istatistiklerini almıştım. Cezada 3.060.000, hukukta 2.520.000, idarede 245.000, Yargıtay'da 885.000, ki bu rakam 1.5 milyona çıktığını söylüyor şimdiki Yargıtay Başkanı. 6.710.000 dosya. 13.490.000'de icra takibi. 20.610.000 dosya var Türkiye'de. 20 milyonun iki tarafı var. İki tarafın iki tane şahidi var. Yanlış kurmanın uzantısıdır. Bu yanlışlar düzeltilecek inşallah. Düzeltilmelidir. Bu yanlışların uzantısıdır yasadaki yanlış kararlar. Ve yasada muhakeme edilmelidir. Yasadayı muhakeme etmeliyiz. Bu da olacak inşallah. Bir de şu var. Biz büyüklerimizi, hizmet ehlini vefatlarında anıyoruz. Bendeniz bunu çok yanlış görüyorum. Zira dünyada böyle bir şey yok. Dünyadaki bütün büyük adamlar, edipler, yazarlar, dünya çapındaki kişiler, siyasi kişiler hep doğumlarında anılır. Mesela biz Nebi Aleyhisselam'ı Mevlid Kandili'nde anarız. Doğdu diye. İnsan doğduğu için anılır ki sevinilir. Bak ne güzel insanımız doğdu. Ölümde anarsanız eyvah kimsemiz kalmadı denir. Bu değişikliğin, bu anlayışın yerleşmesi lazım. Kişiler doğumdan doğum olmalı. Demin sordum Cahit Beyefendi'ye. Dedim ki Tevfik Bey'in doğum tarihi kaç? Onu kendi de bilmiyor dedi. Zira 1911'den bahsediyoruz. O günkü kayıtlara göre. Çok değerli bir ailesi var. Çok mütevazi bir Cahit Bey'imiz var. Rasim Bey'i tanıştırdı. Kendisininle tanışmaktan bahtiyar oldum. Vesile Hanım anneleri neler çekmişler ama dimdik durmuşlar. Cahide Hanım, Ayşe Hanım, nazar değmesin. Bu şekilde onları yetiştirenlere ve o vasatı meydana getirenlere Allah razı olsun diyoruz. Allah nice iyi günler nasip eylesin. Bir dakika var Sayın Bakanım. Ben de o zaman bir dakika önce bitireyim. Estağfurullah. Nasıl isterseniz. Efendim hepinizi tekrar hürmetle selamlıyorum. 5 dakikalık devreye bir başka hususlar söyleriz inşallah. Tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Allah gani gani rahmet eylesin. Sayın Bakanım teşekkür ediyorum. Bir sorunuz var onu da efendim beraber. Şimdi sondan bir evvelki söz Sayın Mustafa Armağan'ım. Sayın Armağan buyurun efendim. Tabii aslında Tevfik İleri'yi, rahmetli Tevfik İleri'yi burada çok yakından tanımış, onun hatıralarını dinlemiş, üstelik de onun değerli bir evladının yanında konuşmak kolay bir şey değil ve zaten şu ana kadar da epey şeyler onun hakkında söylendi. Zannediyorum zihninizde Tevfik İleri portresi yavaş yavaş şekilleniyordur. Hakikaten ben tabii onun vefat ettiği tarihte sadece 10 aylık bir bebektim. Onu tanıyamadım ama 10 ay aynı dünyada beraber nefes alıp verdiğimiz için de kendimi bir açıdan
mesut hissediyorum, bahtiyar hissediyorum. Dolayısıyla ben Tevfik İleri'yi ancak başka nakillerden, başka kaynaklardan okuyarak öğrenebildim. Onlardan bir şeyler duyarak öğrenebildim. Burada çok fazla Tevfik İleri üzerine, onun hakkındaki anekdotlardan bahsetmeyeceğim zannediyorum. Değerli evladı Cahit Bey bize onlardan geniş bir şekilde bahsedecek. Ben sadece bir anekdotla başlayıp bir büyük bir resim çizmeye çalışacağım. Yani aslında biraz bağlamına oturtmak dediğimiz sosyal bilimlerde, yani nereye oturuyor Tevfik İleri ve Demokrat Parti hareketi ve neden onları bugün burada bu kadar iştiyakla dinlemek, duymak istiyoruz. Bunun bir soluk da olsa bir fotoğrafını çıkartmaya çalışacağım. Hadiseyi Atıf Benderlioğlu rahmetli anlatıyor. Yassıada da Tevfik İleri namaz kılmaktadır. Bir yarbay veya binbaşı, manevra kıyafetli birisi gelir ve küfür ederek o filancanın çocuğu Tevfik İleri nerede diye bağırır, koğuşun içerisine girer. Onlar da der ki efendim namaz kılıyor şu anda, namazda. O subay girer ve namaz kılmakta olan Tevfik İleri'ye bir tekme atar. Tekmeyi yer ve secdeye gider. Tekmeyi yer, rükûa devam eder. Tekmeyi yer, selamını verir. Tekmeyi yer, duasını tamamlar. O zabit, o subay çılgına dönmüştür. Be adam, seni öldüreceğim. Bir şey söyle der. Tevfik İleri ağır ağır başını çevirir ve şunu söyler. Asıl bela, belayı gönderenden gafil olmaktadır der. Senin belan oldum diyor. Yani bu elimdeki kitapta anlatılan versiyonuyla senin belan oldun diyor. Evet. Belayı gönderenden gafil olmaktadır. Hakikaten aynı zamanda bir ermiş, bir arif insandan bahsettiğimizi, elbette bütün bu hizmetleri hepsi ayrı ayrı, imam hatipleri açması, efendim din derslerini koyması, hatta Boğaz Köprüsü'nün gerçekten eğer darbe yapılmasaydı Haziran ayında temeli atılacaktı o sene. Boğaz Köprüsü'nün belki 10 sene önce ülkeye kazandırılması, bunların hepsi şey, ama bir insanın iç dünyası, karakteri, manevi derinliği bence her bakımdan daha önemli, daha değerlidir ki benim gözümde Tevfik İleri büyük yapan asıl tarafı bu derinliği oluyor. Şimdi meselenin o büyük resmi yakalamak bakımından şöyle bir çerçevesini çizmeyi deneyeceğim. Çünkü onun içine oturtmadan bu hareketi, bu insanları hangi gücün, hangi kuvvetin bu noktaya ittiğini, bu hizmetleri yapmaya zorladığını anlamakta biraz belki zorlanabiliriz. Çünkü burada oldukça genç bir dinleyici kitlesi de var. Onlara da bunu en azından hatırlatmış oluruz. Şimdi öncesine gitmeyeceğim ama 1923 itibariyle sürece baktığımızda aslında 1923'te şöyle bir manzara var. Türkiye evet bir cumhuriyet oluyor ama bu cumhuriyetin içerisinde sanki 1923-24 yıllarında bir muhalefetle birlikte iktidar muhalefet ilişkisi sürebilecek bir parlamenter rejim, bir demokratik parlamenter rejim sanki oturacak gibi görünüyor. Ve mecliste Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, yani ilerici Cumhuriyet Partisi diyelim biz buna, kuruluyor bu muhalefet hareketi. Başında da Kazım Karabekir. Ve Halk Fırkası olarak başlayan, sonra Cumhuriyet Halk Fırkası ismini alan parti de iktidar partisi olarak artık iktidarın başında, tabii asıl büyük milletvekili desteği olan parti de bu.
Burada 30 kadar milletvekili var. Burada 300 civarında milletvekili var. Böyle bir manzara. Kazım Karabekir olsun, Rauf Orbay olsun, Refet Beri olsun. Bunlar bir eleştiri mekanizmasını iyi kötü olabildiğince olgun bir şekilde mecliste gündeme getirip insanlarda bir bilinç uyandırmaya, en azından bazı davaların eksik olduğunu, yanlış olduğunu dile getirmeye çalışıyorlar. Fakat 1925'e geldiğimizde çatışmalar keskinleşiyor ve 1925'in Şubat'ında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili öbür milletvekilini tabancayla vuruyor. Deli Halit Paşa vurulan milletvekili, vuran da Ali Çetinkaya. Sonradan İstiklal Mahkemesi'nin başına geçip idam kararlarını imzalayan kişi aynı zamanda bir katil. Ve bunun cezası hiçbir şekilde takip edilmiyor, hiçbir şekilde peşinden kovuşturma vesaire açılmadan üstü kaza olmuş denilerek kapatılıyor. Şimdi dolayısıyla 1925 meclisi hakikaten o demokratik... Biraz mikrofonu yaklaştırır mısınız? Elimi alayım da en iyisi, bazen uzaklaşıyorum. 1925 meclisi o demokratik özelliğini kaybetmek üzereyken bir Şeyh Said isyanı bahane edilerek İsmet Paşa hükümeti kurmak üzere davet ediliyor. Fakat İsmet Paşa da diyor ki, yani o zaman Fethi Okyar başbakan, gelirsem şartlarım var. Bunları kabul ederseniz gelirim, yoksa gelmem. Neymiş şartların? Bir kere takrir-i sükun kanunu diye bir kanun çıkaracağım. Yani susma kanunu. Kimse konuşmayacak, kimse itiraz etmeyecek. Sevmez öyle itiraz etmeyi. Ama kendisi 50-60 arasında gençlerle kanun dışı mitingler yapmaya kadar, o 75 yaşındaki adam kanun dışı mitingler yapmaya kadar işi götürecek, o ayrı. Ama kendi zamanında kimse konuşmayacak. Her konuşan cezasını görecek. 10 gazete, 10 büyük gazete bir günde kapatılacak. Gazeteciler İstiklal Mahkemesi'ne gönderilecek ve İstiklal Mahkemesi kimseye sormadan, kimse itiraz edemeden, meclise dahi gitmeden idam kararlarını ve diğer kararları uygulayacak. Burada kalemi kıracak, çıkacak kapının orada ipi çekecek. Kimse itiraz edemiyor. Cumhurbaşkanı bile, başbakan bile buna karışamayacak. Böyle bir düzen. Bu düzen işte bizim takrir-i sükun dediğimiz, gerçekte demokrasinin hani rüşeym halinde bulunan demokrasinin katledildiği yıldır ve 1925 hakikaten bütün umutlarımızın yıkıldığı bir yıl olarak ondan sonra tarihe geçecek. Ve bu dönemde başlayan muhalefet hareketi 1925 Haziran'ında iktidar partisinin muhalefet partisini Bakanlar Kurulu kararıyla kapatması üzerine sona erecek. Yani iktidar partisi, diyelim ki şimdi AK Parti, Bakanlar Kurulu toplansa dese ki CHP'ye gerek kalmamıştır. Bakanlar Kurulu imza etse, başbakan imza etse kapanıyor. Yani böyle bir mizansen oynanıyor ve muhalefet partisi de kapatılınca tek parti dönemi başlayacak. 30 yılında ufak bir deneme yapılacak. Bu ufak denemede halkın nabzı ölçülmek istenecek ama halk Fethi Okyar o kadar da sevilen, o kadar da popüler, o kadar da makbul bir insan olmamasına rağmen bir muhalefet, yani bir ufak eleştiri imkanı kendisine bağışladığı ya da bir hareket sahası bağışladığı için milyonlarca insan Serbest Parti'ye, Serbest Fırka'ya teveccüh edecek. İzmir'de yüz binlerce insan İzmir meydanlarını dolduracak ve Serbest Parti hemen arkasından yine aynı mantık sahibi, aynı zihniyet sahibi tarafından kapattırılacak. Oldu iki parti. Yani bir parti mezarlığı Türkiye. Özellikle bu bahsettiğim antidemokratik zihniyetin, halka rağmen zihniyetin parti mezarlığına dönüştürülmüş durumda. Ve bu gelecek 30-45 arasında halk yine susturulacak, yine bastırılacak, yine işte ezanlar Arapça okutulacak, Türkçe okutulacak, yine din dersleri çıkartılacak kitaplardan, imam hatipler kapatılacak, efendim
Dini kitaplar 1942 yılında tamamen yasaklanacak. Gazetelerdeki Ramazan'da yayınlanan dini bahisler bile yasaklanacak. Vedat Nedim Tör'ün zamanında, onun döneminde. Dolayısıyla 1945'e kadar millet derdini içine şey yaparak, Akif'in dediği gibi gizli bir yaş, sessiz sessiz ağlayarak bir umut kapısını bekleyecek ve Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte Amerika'nın zorlamasıyla, kimse öyle yok İsmet Paşa çok demokrattı efendim, işte demokrasiyi ilan etme zamanı geldi, işte kansız bir şekilde demokrasiye geçilmesini sağladı diye bizi kandırmasın. Eğer dünya şartları değişmeseydi, eğer Amerika kalkıp da Türkiye'ye bu kanunlar ne böyle, bunlar komünist ülkelerden beter kanunlar demeseydi ve eğer bunları değiştirmezsen biz seni korumamızı almayız demeseydi, aksi halde Rusya Kars'ı, Ardahan'ı isteyip de bizi tehdit etmeseydi, kusura bakmasın kimse demokrasiyi, memokrasiyi bu ülkede kabul etmezdi. Ve bu belki de bir 10 yıl daha giderdi. O sayede parti kurulmaya başlandı Türkiye'de. İkinci bir parti kuruldu ve Demokrat Parti 1946'nın 7 Ocağı'nda, 65. yılı herhalde bu yıl kutlanacak, kurulur kurulmaz halkta bir teveccüh, bir anda bütün Türkiye çapında bir teveccüh başlıyor. Şimdi efendim bu son bir dakika ama biz daha 45'e gelebildik. O zaman ikinci kısmını şey yapayım ama son bir dakikada şunu söyleyeyim. 1946'da ilk serbest seçim yapılacak. Yani genel oy, herkesin oy yaşı gelmiş olan herkesin oy kullanabildiği ilk seçimdir. Ondan önceki bütün seçimler mizansendir. Yani hiç halkın oy kullanabildiği seçimler değildir. İlk kez 46'da kullanmıştır. 46'daki kullanma da hakim teminatı yok, itiraz yetkiniz yok. Açık oy, gizli sayım, herkesin önünde açık olarak oyunuzu atmak zorundasınız. Ve sayım da gidecek kapalı kapılar ardında. Birileri yapacak ve diyecek ki sonuç bu. Bu gerçekten büyük bir rezalet. Ama 1950'ye kadar biz bu şekilde bir rezaleti millet iradesine el konulmuş, iradesine ipotek konulmuş olan millet mücadelesine devam edecek ve 1950'de seçim sandığı önüne geldiğinde işte Demokrat Parti'yi o zaman 400 küsur milletvekiliyle iktidara getirip hadi bakalım arkandayız yürü diyecek. Demokrat Parti de o hızla ilk büyük reformlarını yapacak. İkisini söyleyeyim size. Birisi 16 darbeci generali bir günde Menderes görevden alacak. Bakın Genelkurmay Başkanı dahil. Bu tarihimizde görülmemiş bir olaydır. Ve birilerinin onu mimlemesi için yeterlidir. İkincisi de Türkçe ezanı kaldırıp Arapça ezanın okunmasını serbest bırakmasıdır. Bu da birilerinin onu mimlemesi için yeterli ikinci sebeptir. Ve birçok hatıratlarda buna rastlıyoruz. Halk da Menderes'in ezan şehidi olduğuna kanaat getirmiştir ve hala Türkiye'nin her yerinde Menderes'in ezanı serbest bıraktığı için idam edildiği kanaati halkın gönlünde yaygındır. Ben Tevfik İleri'nin de şehit olarak öldüğüne inanıyorum, Allahu alem. Çünkü o zulüm altında, o hapishanede ve bu namazları kılarken, bu duaları ederken ve her gün ailesine, millete yine de dualarda bulunurken, Allah milletimin selametini aydınlığa çıkarsın diye dualarda bulunurken vefat etmiştir. Hakikaten bu iki şehidi özellikle hatırlamalıyız, unutmamalıyız ve unutturmamalıyız. Bu bizim hepimizin, bu ülkede yaşayanların bir gönül borcu, bir milli vazifesi diye düşünüyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Armağan, teşekkür ediyorum. Efendim, birinci turun son, ikinci turun ilk sözü Sayın Cahit İleri'nin. Efendim, babamın vefatının üstünden 50 yıl geçti. Türk Anadolu Vakfı'nın Sayın Başkan ve yönetime babama anma Kadir Şinaslığını gösterdi. Çok değerli konuşmacılar babamı rahmetle, sevgiyle, saygıyla ve hizmetlerine belirterek andılar. Siz sayın misafirlerimiz
gelerek, dinleyerek bu toplantıyı anlamlı kıldınız. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir laf söyleyemiyorum. Bütün ailemiz adına minnetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun diyorum. Daha başka da ne denir zaten? Daha ötesi yok bunun. Babamı anlatan, vefatından sonra arkasından onun hakkında güzel şeyler söyleyen çok insan var. Çok güzel şeyler söylenmiş. Çok kısaca acaba ben onu nasıl tanıtırım diye düşününce bir kelime aklıma geliyor. İhlas. Babam tertemiz. Yani daha da böyle kuvvetlendirebilsem bu temiz lafını onu da kullanacağım. Tertemiz bir kalbe sahip. Çok derin bir imanla inanmış bir insandı. Ne yapıyorsa bu safiyeti ve bu temizliği içinde yaptı. Böyle kısa babamı başka anlatan bir şey var mı diye bakarken rahmetli Peyami Safa'nın bir yazısına rastladım. 1957'de babam ikinci kere Milli Eğitim Bakanı olunca sevincini ifade ediyor ve diyor ki beni Tevfik İleri'ye bağlayan iki hususiyeti vardır. Biri kararlarını dinamik bir şekilde icraya koyar. İkincisi milli bir adamdır. Çok güzel bir özet gibi geliyor bana. Milli bir adam. Yani gerçekten yetişmesiyle, düşüncesiyle, hisleriyle, faaliyetiyle böyle bir insan. Bizim evimizdeki havayı birazcık yansıtmak isterim size. Elimden geldiğince kısa bir şekilde. Sevgi herhalde anahtar kelime olurdu orada. Sevgi ve saygı. Babam anneme ve biz çocuklarına bile saygı gösterebilen bir insandı. Yani babanın saygıya, babanın çocuğa nasıl saygı göstermesini tarif etmek zor da öyle bir hali tavrı vardı ki biz sayıldığımızı bilirdik. Sevgi karşılıklı olarak tabii ki zaten tabii bir şeydi bizim için. Yatsıada da mahpus iken bütün onu ayakta tutan şey bizi düşünmek ve bizim mektuplarımızı almakta. En zayıf tarafı da buydu. Bu anlaşılmıştı oradaki gardiyanlar tarafından. Babama mektupları ellerinden geldiğince geç veriyorlardı. Giden mektupları yırtıyorlardı vesaire. Evet, evet. Bazen üstünü karalıyorlar, bazen yırtıyorlar, bazen üstüne bir takım yorumlar yapıyorlar. Mektuplarından birinde babam, daha doğrusu notlarından birinde zaten zannediyorum diyor ki bu gece yine diyor evimi hayal ettim. Evimin odalarını dolaştım. Çocuklarımı öptüm. Aslında her şey tamam. Yani çok yakından hissettim bu aile saadetini tekrar. Bir eksik var. Kızlarım bana kahve getirmedi. Ne kadar da mutlu olurlardı bana kahve vermekle. Şimdi bu laf da beni etkiliyor aslında. Yani hem o kendisi bu kahve sunuştan mutlu oluyor, hem kızlarının bundan mutlu olduğunun bilinci içinde, anlayışı içinde. İşte böyle bir hava vardı. Benimle ilgili olarak da bir ufak şey anlatayım. Babama bir mektup yazmışım. Herhalde göndermemişim sonra. Ama elimde var. Benim hislerimi ifade ettiği için onu çok kısaca bir söylemek istiyorum. Mahkeme işte başladıktan sonra yassada saati diye radyoda bir saat vardı. Orada bütün Demokrat Partililere küfürnameler dizerekten mahkemeden kısa kısa alıntılar verirlerdi. Daha çok başolun bizimkileri nasıl azarladığını, payladığını dinlerdik. Biraz da bizlerden insanların seslerini, biz de tabii hasretle babamın sesini duymak isterdik. Babam demin de bahsedildiği gibi başı dik bir adamdı. Bu hava içinde babama şunu yazmışım. Bugün senden iki torba geldi. Birazdan merasimle açacağız. Senin mektupların da bir müddettir epey seyrekleşti. Bizimkilerin zaten dörtte üçü sana gelmiyor. Hele benimkiler. Bir aydır yazdığım mektupların hiçbirini almamışsın.
Halbuki sana gelmeyecek bir şey yazdığım da yok. Bari bu gelse. Ben o tarihlerde 15 yaşındayım. Yani ifademi tenkit ederken lütfen o yaşımla beraber düşünün. Babacığım, senin oğlun olmaktan ne kadar gurur duyduğumu bilirsin. Fakat bu gurur, bu sevinç mahkemeler başlayalı 10 misli arttı. Sen erkekliğin, cesaretin, karakterliliğin en güzel örneğini verdin. Bize bir kere daha göğsümüzü kabartmak imkanını verdiğin için sana ne kadar müteşekkiriz bir bilsen. Babacığım, korkarım biraz daha söylersem bu mektubun da sana gelmesi şansı sıfıra inecek. Benim hislerim de bence bu mektupta ifade ediliyor. Demin anlatıldı, bu Yassade'ye özellikle ilk gidiş sırasında insan ağzını almak istemediği çirkinlikler yaşandı. Bizim ordumuzun üniformasını giymiş, hani insanlar diyeceğim ama onu da böyle rahatlıkla söyleyemiyorum, varlıklar tarafından. Bu bizi tabii iki defa yaralıyordu her zaman. Biz ordumuzu o zamanlar gerçekten kendi ordumuz olarak, sevdiğimiz varlıkların koruyucusu olarak çok derinden hissediyorduk. O üniformayı giymiş insanların bu işleri yapması bizi yaralıyordu. Babam bunları bizzat kendisi yaşadı. Fakat buna rağmen Yassıada'da duruşmaların başlamasını hasretle beklemiş. Ummuş ki hukuk işleyecek. İşlemediğini çok kısa sürede görmüş. Ondan sonra tamamen kendisini milleti önünde temize çıkarmaya veya bunu bir daha ispat etmeye yönlendirmiş. Ve çok kısa sürede sonun kötü geleceğini hissettiği için kendisine gerçekten şehit olmaya hazırlamış. İdam edileceğini besbelli bekliyormuş. Son Yassıada'da da son gün duruşmalar bitmiş, artık karar verilecek. Mahkemeye gelirlerken işte odam araması falan yapmışlar. Babamın eşyalar arasında iki tane sulfaguanil bulmuşlar. Yani ishal ilacı, babamın hastalığı var aslında. Almışlar onu. Diyor ki kendi kendine, yani niye aldılar? Herhalde sözüm ona intihar edeceğimi düşündüler. Şehit olmak dururken mort olarak gitmek ister miyim? Bu hava içinde son kararları dinlemiş. Biraz oradan, biraz buradan bir kesitlerle babam hakkındaki bildiklerimi ve hislerimi aktarmaya çalıştım. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sağ olun. Sayın Cahit İleri'ye çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Cahit Bey. Şimdi Sayın Mustafa Armağan, buyurun efendim. Kaldığımız noktadan lütfen devam edelim. Şimdi 1950'de hakikaten müthiş bir halk desteğiyle, artık halkın tahammülü kalmamış. Çünkü o zulümler, o yaşanan acılar, sırf ezan yüzünden, Bursa'da yaşanan olay yüzünden, Çorum'da ağır cezada yargılanıp 24 yıl hapis yiyenler, işin bir tarafında, öbür tarafta jandarma dipçiyle inleyenler, bir tarafta Kur'an-ı Kerim okudu diye insanların yakalanması, hapislere atılması, bu sürecin hakikaten artık tahammül edilmez bir noktaya geldiğini gösteriyordu. Ve ben madem ezandan biraz bahsedildi, ben Türkçe Ezan ve Menderes diye bir kitap da hazırladım. Konya'dan da bazı hatıralar topladık, buralarda yaşayan insanların. O atmosfer hakikaten çok etkileyici ve insanlar, düşünün, 18 yıl artık şöyle alışmışlar. Ezan dediğin Türkçe olur. Yani daha doğrusu hani Türkçe ezan dışında bir şey duymaya buna alışmışlar. Böyle gidiyor. Ama az önce de İsmail Bey'in söylediği gibi Menderes Arapça ezan okunsun diye bir kanun çıkarmadı. Sadece serbest bıraktı. Yani halkın, yani gerçek laikliği bir bakıma uyguladı. Halkın kararına bıraktı. Yani kanunlar ezan hakkında hiçbir şey söylemiyor oldu. Böyle bir şey devleti ilgilendirmez
halka da bırakıldı ve halk, bakın 18 sene devlet zoruyla uygulanmasına rağmen ne yaptı? 60 yıldan bu yana bir tek camide, bir tek vakit Türkçe ezan okunmadı. Halkın cevabı açık değil mi? Yani baskıyla, zorla okutmuşsunuz, okutmuşsunuz, serbest bırakmışsınız. Demişsiniz ki Türkçe ezan da serbest, Arapça ezan da serbest. Hadi okuyun bakalım. Hangisi okundu? Millet ezandan ne anladıysa onu okudu. Öbürünü hiçbir zaman benimsemedi. Burada bazı camilerde 1950'nin 16 Haziran'ında Arapça ezan okuyacak müezzin bulamamışlar. Bakın bu da bir gerçek. Bu da bir Konya gerçeği. Ve köylerde emekli olmuş, köyüne yerleşmiş yaşlı müezzinleri, yaşlı imamları bulmuşlar. Hatta bir tanesi hatırasını anlatıyor. Arabayı ben kullandım, gittik. At arabasıyla adamı aldık, getirdik ve ilk ezanı ona okuttuk diyor. Millet minarelerin altında bekliyor. Ezanın okunmasını bekliyor ve ezan bu şekilde yaygınlaşıyor. Şimdi bu atmosfer neyi gösteriyor? Yani aslında Demokrat Parti'nin hakikaten çok geniş bir halk tabakasının, halk desteğinin üzerinde yükseldiğini, bunun üzerinde kurulduğunu gösteriyor. Ve 1960 yılında Demokrat Parti'ye karşı seçimde seçim yoluyla, seçimler yoluyla başarı kazanamayacağını gören kesimler, CHP artı ordu artı üniversite artı basın, bütün bunları çoğaltabilirsiniz. Baktılar ki bu şekilde bu gitmeyecek. Bu her girdiği seçimde Demokrat Parti kazanacak ve bir türlü diğer parti iktidara gelebilecek. O zaman bunu darbeyle, bir provokasyonla, işte bir takım yeraltı örgütleriyle, hücre yapılanmasıyla devrilmesi gündeme geldi ve bu şekilde Türkiye'de darbeci gelenekte başladı. Bugüne kadar hala geliyor. Her birkaç senede bir geriye dönüp bakıyoruz, ya ucuz atlatmışız, birkaç sene önce bir darbe geçirmişiz de haberimiz yokmuş diyoruz. Demek ki aslında dost ve düşman net olarak ortada. Kimin ne istediği belli. Halk iradesini tecelli ettirmek istiyor. Muhiddin Arabi'nin Hüsus-ül Hikem'de söylediği nedir? Halk haktır der. Bakın, halk haktır. Hakkın tecelli ettiği yerdir halk. Ama halkın, hakkın tecelligahı olan halkın iradesinin elinden alınmasını isteyen bir kesim Türkiye'de hala 1960'ta efendim iktidara el koyarak, sanki düzeltecekmiş gibi, daha çok da berbat ederek, bir de üstelik yüzlerce ailenin bütün bir ömür boyunca yaşayacağı travmaları ve o insanlara bunları yaşatarak Türkiye'ye çok acı, çok kanlı bir miras bıraktı. O 14 Mayıs'ın 1950'nin beyaz ihtilalini, Mustafa beyaz Bey. Devrimini kanla yıkamaya kalktılar ama bu halk inşallah bu tecrübeleri, bu olayları unutmayacak, hafızasında tutacak, yaşayacak ve anlatacak. Gelecekte bir daha böyle olaylar yaşanmasın diye, bir daha böyle tecrübeler yaşanmasın diye, böyle güzel insanlar, böyle güzel hasletlere sahip insanlar bir daha bu hizmetlerinden alıkonulmasınlar diye, bir daha bu ülkede Allahu Ekber sedaları kesilmesin diye gayret edecek ve inşallah bu gayretimiz bir gün hedefine ulaşacak. Ben bundan eminim. Teşekkür ediyoruz. Bu geçmişe baktığımızda da bundan emin olmak için çok sayıda sebep olduğunu zannediyorum hepimiz de görebiliyoruz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bir soru var, ona da cevap verirseniz. Süreniz geçti aslında ama evet. Lütfen. İmam Hatip ve dini tedrisatın hayata geçirilmesinde Amerikalıların etkisi ne olmuştur? Demiş. Bunun ben tabii biraz sol, Türkiye'deki sol anlayışın tesiriyle yaygınlaştırılmış olan bir propaganda olduğu kanaatindeyim. Çünkü aslında hani işin hakikatini konuşmak gerekirse, yani bakın biraz daha objektif söyleyeyim. Mesela ezan, dini tedrisat, imam hatipler, bunlar aslında 1946'dan önce ne Menderes'in kafasında, ne Celal Bayar'ın kafasında, ne diğer belki çoğu Demokrat Parti'nin kafasında olan projeler değildi.
Hatta yani bunlar sahaya çıkıp da halkla gerçekten Demokrat Parti mensupları olarak iletişime geçtikten sonra anladılar ki halkta bu yönde büyük bir talep var. Ve bu talep kendilerine aksedince bunun karşısında duramadılar. Yani aslında hani kim şey diyor işte Demokrat Parti dini kullandı, bilmem şunu yaptı. Hayır efendim. Din Demokrat Parti'yi kullandı. Bunu böyle anlayacağız. Halkın dini arzuları, dini temayülleri, o bastırılmış olan eğilimleri Demokrat Parti'yi kendisine çevirdi ve onu kendi hizmetinde istihdam etti. Bence mesele budur ve bunu çok geniş konuşabiliriz ama zannediyorum yeterince açık konuştum. Tekrar teşekkürlerimi ifade ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cahit Bey bir soru vardı. Ona cevap verecek misiniz? Buyurun. Bana üç soru var aslında. Ben kısaca onlara müsaade ederseniz değineyim. Biri Tevfik İler'in oğlu olmak ya da aileden olmak yaşamınızda size nasıl bir yansıması oldu? Herhangi bir sıkıntı ya da iltifat vesaire. Babamın gene notlarında var. Çocuklarıma hiçbir şey bırakamıyorum ama temiz bir isim bırakıyorum diyor. Elhak öyle. Her zaman babamın isminin menfaatini gördük. Yani maddi menfaat anlamında değil ama babamı tanıyan, seven çok sayıda insan ona olan mensubiyetimizi öğrendiği zaman bizi utandıracak ölçüde sevgi gösterdi. O günlerde kötü hatıralar 27 Mayıs sırasında Allah'a şükür bana şahsen olmadı, ablalarıma da olmadı. Fakat bu kütle içinde bunu da üzülerek söylemek istiyorum. Yani 3-5 darbeci subayın veya onların kafasına uymuş 3-5 başka silahlı adamın değil, çeşitli öğretmenlerin dahi Demokrat Partililerin çocuklarına eziyet ettiğini, yani manevi eziyet ettiğini hatıralardan biliyoruz. Bize olmadı, bizim Allah yüzümüze baktı. Bir ikinci soru, ilk maaşınızı gönderişinizi ailenizin ihtilal sonrası mali durumunu bir hatıranızı rica ederiz diyor. 27 Mayıs, ben 15 yaşındaydım 27 Mayıs'tan sonra, işte bir yani hanım evladı demeyeyim kendime ama aile içinde yetişmiş bir çocuktum. Herhangi bir hayat tecrüben yoktu. Mektebe gidip gelen bir çocuktum. Gerçekten birdenbire tığteber kaldık. Hem ben biraz oyalanayım hem 3-5 kuruş eve girsin diye bir ahbabın tavassutuyla 2-3 ay işte bir yerde getir götür işleri yaptım. Ondan kazandığım 50 lira zannediyorum alıyordum. Tabii ki babama gönderdim. Çünkü babamlar darbecilerin hapishanesinde hem tutuluyorlardı hem de masraflarını biz karşılamak durumundaydık. Babam benden aldığı paradan dolayı iki türlü mütehassıs olduğunu çeşitli kereler söylüyor. Bir üzülüyor biraz tabii. Yani bu yaşta bu çocuğun parasına muhtaç kaldım, ailemi bu hale getirdim diye. Öte yandan da seviliyor, gururlanıyor. Yani bunlar kendilerine idare edecekler inşallah diye bu hisler içinde. Benden sonra ablalarım çalıştılar. Biraz zor bela iş buldular ama buldular. Önemli ölçüde onların maaşlarıyla ayakta kaldık. Destek de oradan buradan oldu, olmadı değil. Allah hepsinden razı olsun. Bir son soru var. Onu herhalde cevaplayamayacağım çünkü bilmiyorum. Soru şu. Tevfik İler'in kızı Cahide ile ilgili olarak ben ona namusu öğrettim sözü ve o olayı sizden tekrar dinlemek istiyorum diyor. Ben bu böyle bir olay hatırlayamadım. Kızlarıyla ilgili bir küçük ablamın Yassıada'da tutuklanması olayı vardır. Babamı üzmüştür. Tabii bizim ailemize çok yıpratmıştır. Yani bir de büyük ablamla ilgili şunu hatırlıyorum. Ankara'da hastanede yani ölmek üzereyken
adeta vasiyet etmiştir ablama ki benim sözlerimi, yaptıklarımı neşret, kaybolmasın bunlar. Çünkü şey çok ağrına gitmiştir onun. Babama çok çeşitli iftiralar tabii atıldı. Bunlardan başta geleni de gerici olmasıydı. Bu gerici lafı çok sinirlendirmiş onu. Yani nasıl bir insan olduğu ortaya çıksın diye böyle bir vasiyette bulunmuştur. Yok artık. O da sağ olsun bu vasiyeti yerine getirdi. Teşekkür ediyorum tekrar. Cahit Bey teşekkür ediyoruz. Sayın İsmail Kahraman, Sayın Bakanım buyurun. Efendim Konya inanç, fikir, düşünce sahasında çok diri ve canlı bir yer. Nazar değmesin. Ali Ulvi Kurucu Bey, Allah gani gani rahmet eylesin. Ertuğrul Düzdağ anlattı hatıratını. O da bunu basılı hale getirdi. Çok güzel bir eser meydana geldi. Hem Konya'daki gelişmeyi, bu arada Türkiye'deki gelişmeyi de oradan görmüş olduk. Allah bütün hizmet ehline tekrar rahmet eylesin diye ifade edeyim. Milli Türk Talebe Birliği'nde Rasim Cinisti Bey'le Alef Selef olduğumuzda ilk faaliyetimiz Çanakkale'ye gidişti. Ve demin söylendi, Çanakkale'deki ilk kutlamayı da Tevfik İleri Bey, Çanakkale Nafıha Müdürü, Bayındırlık Müdürü iken yapmıştı. Döndük ve 26 Nisan'da Konya'ya geldik. İmanlı gençliğin sesi. Böyle bir konuşmamız oldu. Bilemem ki aranızda 1967'den günümüze o konuşmaya hiç katılan kimse yok. Güzel bir toplantıydı. Çok faal Konya. Dernek bakımından, vakıf bakımından da zengin. Dernekler, vakıflar demokrasinin işaretleridir. Ne kadar çoksa o kadar hürriyet var demektir. Çoğalmasının teşvik edilmesi lazım. Konya'mızda 2200 dernek var. Toplamda 85 bin dernek var şu anda faal. 215 bin kurulmuş ama bir kısmı tatil edilmiş. 1950'ye kadar sayı 986. Kapatılanlar dahil. Açtırılmıyor dernek. Toplum kendini ifade etmiyor. Sayısının çoğalması lazım. 6 milyon 200 bin erkek, 1 milyon 200 bin de kadın üye var bu derneklerde. 7 milyon 400. Nüfusumuzun %10'u. Halbuki İsveç'te nüfuslarının 36 milyon olduğunu söylerler. Çünkü 9 milyondur nüfus. Her İsveç'te en az 4 derneğe üyedir. Çoğalması, bu çoğalma arasında da bağın devam etmesi lazım. Tevfik İleri Bey de bir diğer eğitime ait örnek görüyoruz. Ortaokulu okuduktan sonra liseyi okumadan üniversiteye giriyor. Osmanlı'daki güzel bir sistem bu. Oradan kalma. Öyle ya, giriş imtihanını bir insan kazanıyorsa niye zaman kaybettireceksiniz ona? Böyle bir sistemle giriyor. Demin mal varlığından bahsedildi. 10 yıl müddetle bakanlık ve 2 yıl meclis başkan vekilliğiyle olan, tepede olan, 7 yıl Samsun'da 7. bölge müdürlüğü yapan bir zatın 58'de alınmış bir evlik arsası var, 59'da. Kooperatiften alınmış bir dairesi. Köşe dönmeyi bilmeyen adam. İdeal bir adam. Hesap gününü düşünen bir adam. Allah razı olsun ve cesaretli bir adam. Tabii cesaret mühim hadise. Cesaretsizlik, cesaretin bittiği yerde esaret başlar. Ve meşhur bir kaide, ticaretsiz mal, tekrarsız bilgi ve cesaretsiz iktidar sürekli olamaz. Tevfik Bey'in bir diğer özelliği de cesaretidir. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir de ölüm tarihleri cesedin defnedildiği tarih değil, ismin unutulduğu tarihtir. Tevfik İleri Bey'in ruhaniyeti burada yaşıyor ve ilaniye yaşayacak. Anılması lazım, devamlı anlatılması lazım. Başbakanın Rizeli olduğu için Tevfik Bey bir cesti oldu. Büyük bir okula, liseye Tevfik İleri Lisesi dedi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda da Tevfik İleri salonu var. Giderek ileriyi anma ve ona ait salonlar, yerler yapma meseleleri oluyor. Zannediyorum müddetimizi bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi tekrar hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun.
Sayın Başkanım, Cinesi, siz, söz sizin efendim, buyurun. Efendim, bir gönül ehlini anlatmaya çalıştık burada altı arkadaş. 2 saate yakın bir zaman içinde. Şuna itimat etmenizi rica ederim. Tevfik Bey'in hayatının renklerinin daha çok azını söyleyebildik. Daha diğer taraflarını, yüce taraflarını, ulvi taraflarını tam dile getirebildiğimizi zannetmiyorum. Arkadaşlarım beni bağışlasınlar. Devlet adamı olarak Tevfik Bey incelenmeye değer bir zattır. O siyasetin etkili hizmet olduğunu bilinci içindedir. Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer sözü politika için, siyaset için yapılmıştır. Yani bir insanın, bin insanın yapamadığını gün gelir politikada, siyasette bir adam yapabilir. Ama bu insanın hangi hizmeti yapabildiğini iyi anlayabilmek için o hizmetin yapıldığı zamanı dikkate almak lazımdır. Deminden beri arkadaşlarımız Tevfik Bey'in din eğitimi üzerindeki yaptığı büyük hizmeti, millet hayatında olan büyük hizmeti anlatırken o vasatı gençlerimiz bilemezler. Onlara şu kadarını söyleyeyim. O günlerde din afyon diye insanları uyuşturan, insanları uyutan bir konu olduğunu söyler. Devlet dine sırtını çevirmişti. 19 yıl bu memlekette din tedris eden okullar kapalı kalmıştı. İşte Tevfik Bey bu boşluğu dolduran ilk kahramandır. O bakımdan Tevfik Bey büyük insandır. Tevfik Bey siyaseti iyi algılayan, doğru okuyanlardandır. Yozlaşmış siyasetten nefret eder. Ali'nin külahını verenler, para için, mevki için siyaset yapanlardan da nefret ederdi. Şu cümlesi onun çok önemli. Milletin diyor, milletin sevgisini alamayan, anlamayan mebuslara acırım diyor. Tevfik Bey büyük idealisti, çok büyük bir idealisti. Onun idealizmini bir cümleyle ifade etmek mümkün değil ama hepinizin başından, gençlerin de inşallah hepsinin başından geçecek bir nikah sonrası Vasfiye annemize söylediği bir cümle var. Evleniyor, daha ilk cümlesi diyor ki hanımına, biz diyor önce vatanımızı ve milletimizi seveceğiz, sonra da birbirimizi. Arkadaşlar, bu idealizmin derecesini ifade edebiliyor muyum? Şimdi tabii biliyorum Sayın Başkanı, Tevfik Bey çok başarılı bir öğrenci. Hocaları okulda kalmasını istiyorlar, öğretim üyesi olmasını istiyorlar ama Tevfik Bey'in ideali var. Diyor ki ben o günün şartlarında çarıkla, yalın ayak, yol vergisini ödemek için aylarda çırpınan köylünün derdiyle dertlenmek istiyorum. Onun derdini haykırmak istiyorum. Onu kucaklamak istiyorum. Onun için hocalarına diyor ki benim diyor bahane ediyor. Üniversitede kalamam, akademisyen olamam. Çok rahat bir iş, çok onurlu bir iş ama benim idealim var. O zaman diyor ki benim bakmaya muhtaç ailem var. Onlara para götürmem lazım. Hocalar oturuyorlar. Sırrı Bey, muallimi, diyor ki Tevfik biz sana bir çare bulduk. Senin tayinini Ankara'ya yaptıralım. Orada hem maaşını alırsın, ailene bakarsın, hem de bir hukuk tahsili yaparsın. Anlaşılıyor ki sen her gittiğin yerde mücadeleni bırakmayacaksın. Her gittiğin yerde kötülüklerle mücadele edeceksin. Bir hukuk tahsili de yaparsan mühendis olarak matematik bilen ve hukuk bilen insan olarak çok başarılı olursun diyor. Bunu alınca diyor ki eyvah ben diyor eğer hukuk tahsili de yaparsam o gün Ankara'dan vekalete beni alırlar. Köylüye, köyüme varamam. Hocalarına hiç gözükmeden Erzurum'a gidiyor. Tasavvur edilebiliyor mu o ideali? Şimdi bu bakımdan Tevfik Bey'in ve arkadaşı Necdet'e yazdığı bir mektup var. Çok hayran olunacak mektuplar.
Ben diyor o köylüye, yine Vasfiye hanımefendi, onu da burada hürmetle anmak lazım. Arkadaşlar Tevfik İleri Bey'i anlatırken hanımefendinin gösterdiği hanımefendiliği ve Türk anasına yakışan tavrı dile getirmeden konu, bu toplantıyı bitirirsek eksik olur. Siyasete girmek için düşünüyor, diyor ki benim çocuklarım var, eşim var, bunların maişeti var. Bunları da düşünmek zorundayım. Hanımına soruyor. Vasfiye Hanım diyor ki Tevfik Bey diyor ben seninle çok mutlu bir evlilik yaşadım. Ama bu köylünün vaziyetine, bu fukaraların derdine derman olacaksa ben de üzerime düşeni yapacağım diyor. Bizi diyor sen politika yapsan Türkiye'den dışarı kovarlar mı? Yok. O zaman diyor sen bizi hiç düşünme. Kendini hür kabul et. İstediğin gibi politikayı yap. Ben de çocuklarımı bağrıma basar. Bu hizmeten rahat yapabilmen için elimden geleni yapmaya çalışırım diyor. Bunları böyle kısa cümleler, heyecanlı cümleler, efendim zamana sıkıştırabilmek için çırpınmalar Tevfik Bey'in kişiliğini, kimliğini anlatmayı tam olarak bize sağlamayabilir. Ama bizim sözümüz az olsun, sizin anlayışınıza müracaat ederek arife tarif ne gerek? Arif insanların huzurunda bizim söyleyemediklerimizi arifane kabul edeceğinizden emin olarak hepinizi hürmetle selamlıyor ve teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum efendim. Ben bir şeyinizi, bir dakikanızı alabilir miyim efendim? Tevfik Bey'in bir de siyasette, hocam özür dilerim size. Rica ederim. İlk yakalandıkları gün Tevfik Bey ve arkadaşlarını, Demokrat Partililerin bütününü Harbiye'de topluyorlar. Ve bir şaya çıkıyor. Samet Ağaoğlu anlatıyor bunu. İhtilalciler, darbeciler toplanan Demokrat Partililerin üzerine bombalar yağdıracaklar ve herkesi imha edecekler. O zaman büyük bir telaş başlıyor Harbiye'de. Herkes koşuştururken sağa sola bir horultu, bir uyku sesi geliyor. Herkes merak ediyor. Kim bu? Varıyorlar Tevfik Bey. Arkadaşları, ya Tevfik hayrola? Böyle bir zamanda uyunur mu kardeşim? Tevfik Bey gözlerini açıyor. Bir siyaset adamının kulağına küpe olacak muhteşem bir şey. Diyor ki ben 10 sene bu aziz milletin emanetini bu omuzlarımda taşıdım. Bir gün, bir gece rahat uyuyamadım. İlk defa omuzumdan bu milletin emanetini aldılar. İlk defa uyumak imkanını buluyorum. Takdir, Cenab-ı Hak neyi takdir etmişse o olur diyor ve tekrar uykuya dalıyor. Affedersiniz, çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Hocam buyurun, Yakup Hocam. Efendim, yazılı metinleri bir tarafa bırakarak ben de şöyle söylemek istiyorum. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Estağfirullah Küllü men aleyha fân ve yapgâ veçhü rabbike zülcelâli vel ikram. Dünyada her şey fanidir, gidicidir, kaybolacaktır. Baki olan Allah'tır. Tevfik Bey bu dünyadan gideli yarım asır olmuş. Küçücük birer talebeyken o muhteşem insanı temaşa etme şansına sahip olmuş bir insan olarak şöyle demek istiyorum. O kadro içerisinde eğer Tevfik Bey gibi inanmış, dinin özünü kavramış bir kahraman olmasaydı İmam Hatip okullarının önündeki engelleri aşmak mümkün olmazdı. Çünkü o kadro içerisinde de bunlara karşı olan bir damar vardı maalesef. Fakat Tevfik Bey ısrarla bunun üzerine durdu ve bunu iş edildi. Kendisi hoca olmamasına, ilahiyatçı olmamasına rağmen bu
davaya unutulmaz hizmetler bahşetti, unutulmaz hizmetler lütfetti. Rahmetli hocam Celal Ökten beyefendiden duymuşumdur. İmam Hatip okulları açıldı. Biraz evvel söyledim. İşte okullara din dersi konacak, İmam Hatip okulları açılacak, öğretmen okullarında din dersi konacak ki bu okul bu dersleri okutacak öğretmen yetiştirsin. Bunları takip ediyor. Şimdi İmam Hatip okulları açılmış. Bu okullarda ne okunacak? Nasıl okunacak? Hangi müfredat takip edilecek? O günkü talim terbiye dikilmiş kalmış. O ona bakmış, bu buna bakmış. Sonra Bakan Bey buyurmuşlar ki benim İstanbul'da bir hocam var. Celal Ökten. Benim İstanbul Lisesi'nden hocam de. Siz onu çağırın. Ben de rica ederim. Teşrif eder Ankara'ya. Beraberce bu okulların müfredatını hazırlarsınız buyurmuş. Celal Hoca gelmiş. Müfredat için birkaç gün çalışmışlar. İşte çeşitli dersler gelmiş bir noktaya. Kur'an-ı Kerim dersi okutulacak mı? Kur'an-ı Kerim dersi nasıl okutulacak? Talim terbiyedekiler tutturmuşlar. Efendim bunu Türkçe okutacağız. Yeni harflerle yazacağız. Böyle okutacağız. Birkaç gün bu gitmiş gelmiş müzakere edilmiş. Bir türlü çözülememiş. Nihayet akşam Celal Bey bakanımızın huzuruna gitmiş. Demiş ki böyle böyle bir noktada kaldı. Peki hocam demiş. Yarın tekrar toplanacak o talim terbiye heyeti. Siz de gideceksiniz. Ben de bir ara geleceğim buyurmuşlar. Ertesi gün toplantı başlamış. Yine aynı şeyler konuşulmaya başlamış. O arada Tevfik Bey kapıyı açmış, girmiş içeriye, oturmuş. Konuşmaları bir müddet seyrettikten sonra orada bulunanların işte Kur'an-ı Kerim Türkçe ile okunacak, efendim yeni harflerle yazılacak konusundaki ısrarları karşısında durmuş, bir ara yerinden kalkmış, ellerini masaya koymuş, buyurmuşlar ki Kur'an-ı Kerim okunacak, Kur'an-ı Kerim asli harfleriyle okunacak beyler demiş ve toplantıyı terk etmiş. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra mesele konuşulmuş, çözülmüş. Ben son olarak şu sonucu bir okumak istiyorum. Müsaade ederseniz hocam. Buyurun. Tevfikleri okullara konan din bilgisi derslerinin nasıl sonuç vereceğini, açılan bu İmam Hatip okullarının nasıl bir ürün vereceğini heyecanla takip ediyordu. Başarılarını görünce seviniyordu. Benim sınıfıma 1952-53 yıllarında bir sene aralığıyla iki defa teşrif etmiş, bu okullardaki eğitim ve öğretimi takip ettiğine bizzat ben şahit olmuşumdur. Bugün düşünüyorum da acaba bu okullar açılmasaydı, din görevlileri, hademe-i hayrat nereden temin edilecekti? Milletimiz sistemli bir eğitim görme şöyle dursun, İlkokul mezunu bile olmayan kimselerin bu görevlerde bulunduğu bir dönem yaşamıştır. Bugün çok şükür bu sayede Diyanet Teşkilatı'nda görev alanların tamamına yakını İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Okulu mezunlarıdır. 8 yıl sonra 1959 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü'nün açılması münasebetiyle sevincini şöyle dille getiriyordu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nün açılışı vesilesiyle bu enstitünün büyük mesnedini teşkil eden İmam Hatip okulları nezdinde üzerinde kısaca durmayı faydalı bulmaktayım diyor ve çeşitli vilayetlerde özellikle Kayseri'de, Isparta'da bu okullarda gittiğini, bu okulları ziyaret ettiğini, öğrencilerinin imtihanında bulunduğunu ve bu okulları başarılı bulduğunu, bu başarıdan dolayı sevincini ifade ediyor ve konuşmasını şöyle bitiriyor. Şüphe yok ki bunların yani İmam Hatip okullarının, Yüksek İslam Enstitülerinin din bilgisiyle yetişen gençlerinin milletimize, sade milletimize değil, çok yakın bir gelecekte
bütün İslam alemine ve beşeriyete büyük hayırları dokunacaktır. Cenab-ı Hak'tan bu temennimizin tahakkukuna imkan vermesini niyaz ederek Yüksek İslam Enstitüsü'nü açıyorum. Bu fakir de o konuşma sırasında işte oradaydı. Değerli misafirler, ben burada son olarak diyorum ki bu sözler bir temenni, aynı zamanda bir duadır. Her temenni gerçekleşmeyebilir. Her dua da kabule şayan görülmeyebilir. Ama bu temenni gerçekleşmiştir. Bu dua kabule şayan görülmüştür. Bu niyetle, bu ihlasla ekilen tohumlar filizlenmiş, fidanlar çiçek açmış, meyve vermiş, dinini, diyanetini bilen, vatanını, devletini, milletini seven, bunlara hizmeti ibadet telakki eden çığ gibi bir nesil yetişmiştir. Gerçekten yetişen bu insanlar sadece Türkiye'ye değil, Balkanlara, Kafkasya'ya, Kırım'a, Türkiye Cumhuriyetlere hizmet vermekte, Diyanet İşleri Başkanlığı onlarca ülkeye hizmet sunmaya çalışmaktadır. Nur içinde yat Sayın Bakanım, Sayın Tevfikileri, milletimiz özellikle neslimiz sana minnettardır. Seni üzenler, sana saygısızlık yapanlar çirkin tavırlarıyla zifiri karanlıklara gömüldü. Çoktan unutuldu, toprak oldu. Ama sen müstesna şahsiyetinle, sevimliliğinle, bütün sıcaklığınla aramızda yaşıyorsun, yaşayacaksın. İnanıyoruz ki milletimize sunduğun hizmetlerin karşılığı olarak öbür alemde Yüce Mevla'nın iltifatına, ikramına mazhar olacaksın. Seni rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz. Nur içinde yat. Efendim, bir cümle daha söylememe müsaade edin efendim. Efendim, bugün İmam Hatip okullarında öğretmenlik yapan kişiler bile Tevfik İleri'yi çoğu yerde tanımıyor. Şu toplantı çok önemli bence. Bu sene biz her sene mezarı başında Tevfik Bey'i anıyoruz. Bu yetmez. Bu sene İmam Hatip Okulu'nda, Ankara İmam Hatip Okulu'nda anılacak. Gönül istiyor ki bu toplantılar daha geniş çaplı yapılsın ve bütün İmam Hatip Okulları'nda özellikle bir gün tertip edilsin ve bu anmalar peş peşine takip etsin. İnşallah bu da olacaktır. Teşekkür ederim. Sayın Yakup Üstün Hocamıza teşekkür ediyorum. Bu panelin bir benzerini biz 1994 yılında yanlış hatırlamıyorsam 95 miydi? Affedersiniz Sayın Bakın, 1995 yılında Türkiye Diyanet Vakfı'nın salonlarında gerçekleştirmiştik. O zaman da buradakilerden Yakup Hocam orada konuşmacıydı, ben orada konuşmacıydım. Şimdi bu şey hazırlarken Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir tebliğler dergisi vardır. Genelgelerin, konuşmaların yayınlandığı, müfredatın, mevzuatın yayınlandığı. Orayı ciddi bir şekilde tetkik ettim ben. Yani o dönemde neler yapılmış. Bugün yani çeşitli zamanlarda reform gibi öne sürülen, okul öncesi eğitim gibi, özel eğitim gibi, birçok şeyin temellerinin öğrenci merkezli eğitim gibi, program geliştirme gibi konuların büyük kısmının temelinin o dönemlerde atıldığını görüyoruz. Halk evleri, halk odaları kapatılıyor. Milletin örgün eğitim dışında diğer ihtiyacına da cevap vermek lazım. Halk eğitim merkezleri açılıyor illerde, ilçelerde. Ve tabii biz bunların hepsini buradaki zamanın, yani iki saati geçen bir zamandır dinliyorsunuz sabırla. Çoğunu burada Sayın Cinisi'nin, başkanının ifade ettiği gibi anlatamadık. Hakikaten daha uzun zamana ihtiyaç var. Belki biraz daha özet anlatmak lazım. Ben izin verirseniz sözlerimi bitirirken 1951 yılının 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda öğretmen ve öğrencilerden beklentilerini anlatan konuşmasından bir pasajla bitirmek istiyorum. Merhum ilerinin şöyle diyor: Türk gençliği, seni zekandan ve kabiliyetlerinden ve yaratılışındaki yüksek vasıflardan bu milletin tamamıyla istifade edebileceği, bilgili olduğu kadar ahlaklı ve karakterli, milliyetçi ve vatanperver olduğu kadar bilgili ve sanatlı birer genç olarak yetiştirmekle mükellefiz. Seni bizlerden daha iyi yetiştiremediğimiz gün,
vazifesini yapmamış insanlar olarak tarih karşısında hicap duyacağız. Sen ancak bizim kadar yetiştirilip bu memlekete ancak bizim kadar hizmet edebildiğin gün, en basit ifadesiyle bu millet ileri gitmemiş, yerinde saymış olacaktır. Hele sen senden evvelkiler kadar da millete hizmet edemeyecek şekilde fena yetişir ve yetiştirilirsen, dünya milletlerinin medeniyet yolunda son süratle ilerlediği bu çağda Türk milletinin gerilemesine sebep olur ve bu milletin istikbalde hür, bağımsız ve büyük bir millet olarak yaşamak iradesini gerçekleştirememiş, ecdadımızın lanetine maruz kalmış olacaksın. Kültür ve eğitimle ilgili konulardaki görüşlerini ifade ederek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Milletleri millet yapan ve insanlık alemindeki yerlerini tayin eden değerlerin başında kendilerine mahsus kültür değerlerinin bütünü gelmektedir. Bu değerlerin zaman boyunca devam ve inkişaf edebilmesi için her şeyden evvel nesiller arasındaki kültür bağlarının kopmaması lazımdır. Kısaca şuna işaret etmek isteriz ki, bu irtibat geçmişle alakanın devamını zaruri kılmakla beraber günün aynen yaşanması manasında da alınamaz. Bu irtibat her nesle kültür değerlerini kendinden evvelki neslin ulaştırdığı yerden daha ileriye, daha yeniye götürmek imkanını sağlayacaktır. Milletimiz dünya durdukça gün görmüş bayrağının altında hür ve müstakil efendi bir millet olarak yaşayacaksa ki buna iman ediyoruz. Bu Türk öğretmeninin ve Türk mürebbisinin büyük eseri olacaktır. Öğretmen bu şerefli vazifesini bir hakkın yapamadığı gün milletin ve vatanın istikbali tehlikeye düşebilir. İşte bu inanç ve kanaatlerdir ki vazifesini hakkıyla yapan çocuklarımızı bin bir feragat ve fedakarlıkla yetiştirmek için ömrünü tüketen aziz Türk öğretmenini eli öpülecek bir insan olarak muhabbetle, hürmetle selamlıyorum diyor. Sözlerimi Kur'an-ı Kerim'den bir ayet ve bir hadis-i şerifle bitirmenin Türk milli eğitimine çok önemli katkıları bulunan merhum Tevfik İledir'i anmak üzere toplandığımız bu günde uygun olacağını düşünüyorum. Bu sözler Türkiye Diyanet Vakfı'nın salonunun iki tarafında var. Ben hatırlatmak istiyorum. Hayır işleyiniz ki mutlu olasınız. Kur'an-ı Kerim. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bu da hadis-i şerif olarak orada yer alıyor. Ben sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ve zahmetleriniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Affedersiniz. Şunu ifade etmek istiyoruz. Programımız biraz daha devam edecek. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Değerli Adnan Menderes, Tevfik İleri ve onunla beraber İmam Hatip camiasına bu değerli katkılarda bulunan büyüklerimiz, ahirete irtihal etmiş bütün emeği geçenlerimiz için Konya İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, Türk Anadolu Vakfı gönüllülerinin bugüne hazırladıkları bir 100 civarında hatmi şerifimiz var. Ayrılmadan önce o hatmi şerifin bu bütün hatimlerin duasını yapmayı, beraberce amin demeyi arzu ediyoruz. Duamızı yapmak üzere Abdullah Uçar hocamı kürsüye davet ediyorum. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibetu lil muttaqin. Ve la udvane ve la husrane illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا
ve fil kıyameti şefi'a ve alel sıratı nura ve ilel cenneti rafika ve minen nari sitran ve hicaba ve ilel hayrati kulliha delilen ve imama. Allahümme zeyyinna bi zinetil Kur'an ve ekrimna bi kerametil Kur'an ve şerrifna bi şerafetil Kur'an ve elbisna bi hil'atil Kur'an ve edhilnel cennete bi şefaatil Kur'an ve erfa deracatina bi faziletil Kur'an ve afina min kulli belaid dünya ve azabil ahireh bi hurmetil Kur'an ya Rabbel alemin. Allahümme erzukna bi kulli harfin minel Kur'an halave ve bi kulli kelimetin kerame ve bi kulli ayetin saade ve bi kulli suratin selame ve bi kulli cüz'in cezaa. Allahümme ya nuran nur ve ya alime ma fis sudur ahricina minez zulümati ilen nur. Allahümme ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal. Allahümme ya müthebbitel kulub sebbit kulubena ala hidayetike ve daatik. Allahümme ahyina müslimin ve teveffena müslimin ve elhikna bis salihin. İlahi ya Rabbel alemin. Okunmuş olan yüzlerce hatmi şeriften hasıl olan ecir ve sevabı. Evvelen bizzat Hace-i Kainat Ekber-ut-Tahiyyat Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin temiz, pak, müberra, mücella, mutahhar, muazzez ruhu şeriflerine hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Adem aleyhisselam ve ikisi arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarına, Hulefai Raşidin'in, Ashab-ı Bedir'in, Ashab-ı Uhud'un, Ashab-ı Suffe'nin, Ezvacı Tahirat'ın, bütün sahabe-i kiramın, tabiinin, tebe-ü tabiinin, evliyaların, şühedaların, ulemaların, sulahaların ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Onlardan hasıl olan ecir ve sevabı, bu meclisin toplanmasına vesile olan demokrasi şehitlerimizden merhum Adnan Menderes'in ruhuna, merhum Hasan Polatkan'ın ruhuna, merhum Fatin Rüştü Zorlu'nun ruhuna ve hasaten Tevfik İleri Bey'in ruhuna ve dava arkadaşlarının ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin diyen cemaati müsliminin geçmişlerinin ruhlarına. Yine bugün anılmakta olan Hacı Veysade merhumun ruhuna, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin ruhuna, mağriple maşrik arasında ne kadar mümin ve müminat yatırsa hepsinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ruhlarını haberdar eyle ya Rabbi. Kabirlerini pür nur eyle ya Rabbi. Korktuklarından emin, umduklarına nail eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha. Abdullah Hocam, önce size, sonra bu hatimleri okuyan gençlere, dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun efendim. İnşallah daha güzel günlerde, daha güzel şeylerde buluşmak üzere hepinize tekrar hayırlı geceler diliyorum.
Bütün katılımcılarımıza Konya teşriflerinden, aramızda bulunmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Siz değerli davetlilerimizin salonumuza teşriflerinden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu gecemizin ve bundan sonraki gün ve gecelerimizin hayra tebdil olmasını Yüce Mevlamızdan niyaz ediyoruz. Allah'a emanet olun.